Değerli dostlar, sevgili Aşk Alem takipçileri, ilçemiz Kabandağı'ndayız. Şu anda Kabandağı'na geldik. İlçemizi videoya alıyoruz. Çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kameraman arkadaşım Ayhan Aslan'la birlikte bu yağmurda, bu sisli, bulutlu, dumanlı bir havada Kabandağı'na çıktık. Sırf sizlere Aşk Alem'i izletmek için. İlçemiz Erzurum'un batıya açılan kapısı. Erzurum'un en güzel ilçelerinden biri. Niye? Çünkü biz yaşıyoruz. Sonuçta bizim ilçemiz. Tüm yolların kesiştiği bir noktadayız. Bayburt, Trabzon yolu, ayrıyeten Erzincan-İstanbul karayolu geçiş güzergahında. Yaklaşık nüfusumuz köylerle birlikte 23.700 civarlarında olduğu tespit edilmiş durumda şu anda. Şöyle diyelim, genel geçim kaynaklarımız, ilçemizin genel geçim kaynakları arazilerden de gördüğünüz gibi tarımla alakalı. Tarım ve çiftçilik yapılmakta insanlarımızın genelinde. Büyükbaş hayvancılık 40 binin üzerinde büyükbaş hayvancılık yapılmakta. Küçükbaş hayvancılıkta bayağı bir gerideyiz. Önceki yıllarda küçükbaş hayvancılık daha ön plandaydı. Şimdi büyükbaş hayvancılığa insanlarımız yönlendi. Niye? Küçükbaş hayvancılık bayağı bir zahmetli iş olduğu için. Evet, gördüğünüz gibi ilçemiz. Hemen yüz akımız diyelim. Çimento fabrikamız. Değerli arkadaşım göstersin çimento fabrikamızı. Neden yüz akımız? Çimento fabrikası Aşk Alem'imizin simgesi haline gelmiş durumda. Gerek çalışmalarıyla gerek üretimiyle hakikaten ilçemize büyük katkı sağlayan fabrikamız. Tabii öncesinde devletteydi. Devlet zamanında, Süleyman Demirel zamanında açılışı gerçekleşti. Çimento fabrikamız özelleştikten sonra bayağı bir büyüdü. Hemen çimento fabrikamızın az aşağısında ben katil gölet diyorum. Neden katil gölet diyorsun derler sorarsanız, göletimiz birkaç yıl önce 5 tane TEDAŞ işçisine mezar oldu. Donarak öldüler. Bunu söylemekte fayda görüyorum. Çünkü gerçekten imkansızlıkları yaşadık o dönemde. Yani çok müthiş bir soğuk var. Su buz, suya girecek herhangi bir ne salımız vardı ne bir botumuz vardı. İnsanlar gözümüzün önünde tek tek suya batarak, donarak rahmetli oldular. Allah hepsine rahmet etsin. Katil gölet dediğimiz hidroelektrik santralinin göleti. Eski hatırlayanlar vardır mutlaka. Orada tuzla vardı. Aşk Alem'imizin tuzlası mevcuttu. Tuz üretiliyordu. Şu anda o üretim yok kesinlikle. Yerini işte gölete devretti. Gölette müthiş balık var. Onu söyleyelim. Onu geçmeden etmeyelim. Balık demişken hakikaten çok lezzetli. Zaman geçirmek isteyen, işte canı sıkılan ama olta balıkçılığı. Kesinlikle sepmetör, ondan sonra germetör ya da trivri son zamanlarda balıkları mahveden bir icat trivri. Bunlarla değil, zaman geçirmek için gelmenizi, oltayla gelmenizi, orada balık tutup vakit geçirmenizi, ruhunuzu dinlendirmenizi çok isteriz. Gelin ve müthiş lezzetli balıklar. Pişirmesi bizden. Siz tutun, ben pişiririm. Hemen karşıda görülen gölet gibi gözüküyor. Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yapılan yer. Hemen alt tarafında iki tane büyük binamız var. O binalar göç idaresine ait. Göç idaresi 1, göç idaresi 2 binaları. Onlar bayağı bir bizim hemşehrilerimizin de çalışmış oldukları güzel bir iş alanı açısından güzel oldu bizim hemşehrilerimizde. Hemen ileride ABS alçı fabrikası var. Orada son zamanlarda gerçekten Aşkale'ye büyük katkıda bulundu. İnsanlarımızın iş sahasında, işte çalışma açısından bayağı bir katkıda bulundu. Üretimi de bayağı güzel. Bu sene biraz inşaat sektörü durmuş durumda ama inşallah en kısa zamanda açılacaktır diyorum.
Başka ne söyleyelim? İlçemiz tarih boyunca 16 kere el değişmişti. Bunu bir kenara not edin. 16 kere Aşkale'miz tarih boyunca el değiştirmiş. 3 kere sadece Ruslar işgal etmiş. Ruslar bizi çok sever belli. 3 kere ilçemizi işgal etmişler. Tabii o zaman bu şekilde değildi ama hemen önümüzde tepe. Gördüğünüz üzere meydan mahallesi ve tepenin dibi dediğimiz mahallenin ortasında yer alan tepe. Eski şeylerde kale olduğu söylenmekte ama ne derece doğru kesin bir bilgiye sahip değiliz o konuda. Kale olduğu söylense de ama bizim bildiğimiz hemen tepenin dip taraflarında öyük olduğu, yani yerleşim merkezinin ilk yeri oralarda olduğu söylenmekte. Evet, biz şey yapalım, çekimimizi gerçekleştirelim. Az önce bahsetmiş olduğumuz çimento fabrikamız hemen yanı başında Bayburt güzergahı, Bayburt'a giden yol ve HES'e ait baraj göletimiz. Hemen göletin üzerinde Sarıbaba köyümüz var. Sarıbaba'dan Aşkale'ye doğru geldiğimiz zaman şu anda ekranlarda olan Gümüşseren köyümüz ve Erzincan-İstanbul yolu. Şu anda ekranda görünen yer Bahçeli Evler ve 46 Evler Mahallesi. Burası şu anda Atatürk Üniversitesi binası, Aşkale kampüsü. Şu binalarda İBO'ya ait okullarımız, yatılı yerlerimiz, toplu konut idaresinin yapmış olduğu bloklar, Bahçeli Evler, burası da 46 Evler. Şu kahverengi olan bina halı sahamız ve hemen yanındaki binada ilkokulumuz, 46 Evler Mahallesi'ndeki ilkokulumuz. Şu anda ekranlarımızda olan az önce bahsetmiş olduğumuz tepe. Biraz daha Erzurum'a doğru gittiğimiz zaman evet, şu anda belediyenin fen işleri yerleşkesi, hemen yanında kapalı spor salonumuz ve futbol sahamız. Şu anda ekranlarımızda Şafak Mahallesi, namı değer Koppo, değerli dostlar. Yukarıda şu anda tek görülen yer su deposu ve Şafak Mahallesi. Çok programlı lise ve İmam Hatip Anadolu Lisesi. Şafak Mahallesi ve Çarşı Mahallesi hemen bitişiğinde. Kıbrıs Mahallemiz. Dördüncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait olan arazide şu anda ekranlarımızda görmüş olduğumuz toplu konut idaresinin yaptırmış olduğu 640 tane daire mevcut. Az aşağısında yeşil görünenler, onlar da eski TOKİ'lere ait. Burası İstasyon Mahallemiz.
Aşağısı Emek Mahallesi ve Yeşilova Mahallesi. Şu anda ekranlarımızda. İlçe merkezi burası. Ve Karahasan Çayı. İlçemizi ikiye bölen Karahasan Çayı. Evet değerli dostlar, Kaban Dağı'ndan yapmış olduğumuz yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.